Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Beril Özenç, 22 yaşındayım. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik son sınıf öğrencisiyim şu an. Bu sene mezun olacağım. Normalde bu sene hastanede staj yapıyor olmam gerekiyordu ama online staj olarak devam ediyoruz. Ben de sizin gibi evden devam ediyorum eğitim hayatıma. Pandemi maalesef hepimizi bayağı üzdü bu durumdan dolayı. Ben Akhisar Koleji'ne ilkokul 3. sınıfta başladım. Ortaokulda orada okudum. Daha sonra lise için fen sesi bölümüne, belki ilk kayıt ben olabilirim fen sesi bölümü çünkü ilk defa o zaman açılıyordu. İlk öğrencileri de bizdik zaten. Kaydoldum, liseyi de orada bitirdim. Yani bayağı uzun dönem vazgeçemedim Akhisar Koleji'nden ben. Burslu okudum bu arada fen lisesinde. Orada sürekli sahnelerdeydim. Yani sürekli müzikallerde oynadım, tiyatrolarda oynadım. Sahnelerde şarkı söyledim, konser verdik. Özel günlerde zaten sürekli konser veren bir okuldu. Yani bütün yetenekleri gösteren bir okuldu kısacası, öyle söyleyeyim. Yani hem başarılı bir okuldu hem de sosyal aktivitelere çok önem veren bir okuldu Akhisar Koleji. Akhisar'da bu imkanları verebilecek belki de tek yani okul olduğu için ve emin olun şu an devlet üniversitesinde okuyorum ve böyle imkanlar devlet okullarında çok zor. Yani bayağı uğraşmanız gerekiyor böyle şeyler yapabilmek için. Ama burada bayağı hocalarla çata hani tartışabiliyorsunuz bildiğiniz şeyleri ya da bilgi alışverişini çok rahat yapabiliyorsunuz. Öğle arasında istediğiniz gibi soruları cevaplatabiliyorsunuz hocalarınıza. Yani devlet okullarında gerçekten zor bir durum bu. O yüzden benim için yeri ayrı yani Akhisar Koleji'nin. Ben çok mutlu geçirdim o dönemlerimi. Hatta üniversite sınavına hazırlanırken bile ben müzikalde oyun oynamaya çalışıyordum. Yani rol yapmaya çalışıyordum. O yüzden benim için bayağı önemli. Tabii ki başarı kısmından hani bahsetmiyorum. Yani başarılı bir okul zaten. Güzel bir bölümüm olduğunu biliyorum. Zaten çok isteyerek kazandım. Akhisar Koleji'nde unutamadığım bir an yok ama yani her anım çok unutulmaz, her anım çok güzeldi. Ama 6. sınıfta yani ortaokul 1 oluyor o zaman bizim zamanımızda. 6. sınıfta ben İngilizce konuşma kulübüne girmiştim. Orada müzikal yapacağız dendi son yıl sonunda. Mamma Mia diye bir müzikal yapmıştık o zaman. Ve orada İngilizce ezberledim, her şey İngilizceydi, şarkılar söyledim, her şey İngilizceydi. İşte yani en basitinden bile sahnede bir şeyler yapıyorsun, bir sürü insan seni izliyor ve o an benim için gerçekten inanılmazdı. Yani Mamma Mia müzikalini asla unutamıyorum, benim için çok güzeldi. Zaten oradan sonra başladı benim için sahne durumum. Daha öncesinde şarkı söylüyordum sadece ama işte müzikaller vesaire, tiyatrolar bu şekilde başladı benim için. Yıldızların Altında diye bir müzikal yapmıştık. Orada ilk defa başrol oynamıştım ben. O da benim için çok unutamadığım dönemlerden biri. Sizin için önerilerime gelecek olursam, yani daha doğrusu önce bana neler kattığından bahsedeyim. Özgüvenimi kazanmama çok yardımcı oldu bu sahnelerde olmam. Çünkü bir sürü insanın önüne çıkıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, o kadar insan sizi izliyor, çıt yok, herkes size bakıyor. Hani gerçekten çok zor bir durum ama çok eğlenceli ve benim özgüvenli bir insan olmamı bu sağladı diyebilirim. Çünkü mesela şu anda üniversitede hocalarımla bir şeyler konuşmaya çalıştığımda çekinmeden gayet rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Tabii ki burada öğretmenlerimizin, o zamanki öğretmenlerimizin de hani bize verdiği değerden de kaynaklı bir durum. Sanatsal faaliyetlerin dışında bir de köy okullarına yardım götürüyorduk hocalarımızla birlikte yine. İşte kitap ya da ayakkabı, hani kullanılmış belki ama çok eskimemiş şeyler ya da yeni alınan şeyler. Ve bir sürü çocuğa da bu şekilde yardım ediyorduk. Bu da çok güzeldi. Üniversitede de yaptım bunu. Biz yani yarım dönem diyebilirim. O zaman da çok güzeldi benim için. Çok güzel bir deneyimdi. Hocalarımı da tek tek buradan öpüyorum kocaman. Size bazı öneriler vermem gerekirse diye bağlayayım artık konuyu. Şu an pandemi sürecinde olduğumuz için pek bir şey söyleyemiyorum yani. Normalde pandemide olmasak gidin, o müzikalde oynayın, hocalarınızla şunları yapın işte.
derdim ama şu an maalesef hepimiz evde olduğu için sadece oturup ders çalışabiliyoruz. Ama bunun yanında da kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Mutlaka bir hobiniz vardır. Eğer yoksa da mutlaka beğeneceğiniz bir hobiniz olsun bence. Yani benim için bu şarkı söylemek sizin için de başka bir şeydir. Ve hobilerinizle kendinize bir alan yaratın, mutlu olun. Belli bir dönem, yani belli bir zaman diliminde hobinizi yapın ve mutlu olun. Tabii ki dersinizi çalışın ama yani üniversitede sadece ders olmayacak hayatınız. Sadece sosyallik de olmayacak. Yani ikisini bir arada yürütebilmeniz önemli. Üniversitede de özellikle çok önemli. O yüzden bu pandemi süreci ne kadar zor geçse de, ki benim için bile zor, siz bizden daha gençsiniz, daha kıpır kıpırsınız. Sizin için ekstra zor bu durum, biliyorum. Ben de sıkıldım, siz de çok sıkıldınız eminim. Ama umarım çok yakın zamanda biter. Umarım derslerinizde çalışıyorsunuzdur, hobilerinizi geliştiriyorsunuzdur. Hani bu dönemi kendimize gelişme dönemi olarak görelim. Teşekkür ediyorum.